size anlayışı mutlaka zaten farklıydı. Ben benzer bir şeyi bir kendi kendimde hissetmiştim Roma'ya gittiğimde. Bunun işte aşk keşfetmiştim oradan. İşte aşk keşfetmesini çekiyoruz aa falan. Sonra birden durdum şöyle bir umut var böyle sürgüsü akıyor. Şırır şırır şırır. İnsanların umutu da. O kadar fazla insan var ki ve durdum bir an insanları böyle izlemeye başladım. Ve herkes fotoğraf çekiyor ve fotoğraf çekiliyor yani. O anda böyle. Sonra ben o insanları fotoğraftan çekmeye başladım. Hatta ondan sonra ondan küçük böyle ünlü bir proje yaptım. Yine önce sunmuştum. Bana onu hatırlattı. Yani hani yeni fotoğrafçılığı tabii ki belgesel değil bir, bir noktaya kadar belki. Ama yani herkesin oraya gittiğiniz için bunu gördüm. Hani belgesel çok farklı şeyler. O yüzden kişinin bakış açısı, yaşanmışlıkları tabii John Bell geldiğinde çok güzel açıkladı, o anı adanmıştı. Sizin reklamşöre bastığınızda aslında o an değil. O an sizin gerideki bütün hayatınız, o kadar yaşınız, deneyiminiz, içinde bulunduğunuz sosyopolitik, sosyoekonomik durum, sizin bakışınız, duruşunuzla giden bir sonuç. Dolayısıyla herkes orada farklı çekecektir. Ama konu tek. Evet. Bir de ben seni merak ediyorum. Bu çalışmalarınızda hani proje anlamında yaptığınız bu projeyi çalışmalarında kişiler, yani önceden iletişim kurdu, oraya gittiğiniz bilmiyor, gidiyorsunuz, orada bir iletişim mutlaka başlıyor vesaire ama hani o kurguya mı, hani kurgusu, o anda kurgusal bir fotoğrafta mı yoksa hani siz orada daha önce de çünkü spontan bazı şeyler var hani gördüğünüzde, projenizde. Hani burada da şimdi mesela bilgisayarınızda yine böyle o iletişim anında mı açtık? Yoksa kafasında bazı kareler var. Şöyle bir kare mutlaka olmalı. Şöyle yapabilir misin gibi, hani yönlendirme gibi bir şey. Şimdi üç tane bir şey var bu işin dostu. Hep tartışıyor. Bütün zaten şeyler de sana eleştirilen ya da yazar. İşte yapan, çeken, üreten, çizen, yapılan, çizilen, çekilen. Bir de izleyen. Üçü saç ayağı. Bu üçünün aynı noktadan üçünü buluşmasını başarırsak zaten iş başarıya ulaşmış demektir. Dolayısıyla orada var olmak isteyen insanlar da oldu. Yani o üçgenin bir köşesi, bir parçası olmak isteyen insanlar da oldu. Çünkü o bana ait bir şey. O, ben o reklam şöyle bastıktan sonra o alanda ona ait, bana ait bir izleyene ait bir şey. Hiçbirisi tek başına yaptı. Hayır, ben sorunuzdan şunu anlıyorum. Ben çok fazla tarzı işte fotoğrafta burada hayırlar burada yok. Hayır, ben de öyle oldu. Neden olmuş söyleyeyim size. Reklam şöyle bastığınızda müdahale ediyorsunuz. Arkadaş dışarıda çok kuvvetli.